Merhaba, çalışıyor mu bu? Evet, bu kaçıncı video oldu inşallah? Bu 250 küsurcu video sanırım. Wow! Evet, 300. videoda ne yapacağız? Bir şey yapsak iyi olur aslında. Ne yapıyoruz bugün? Eğlenceler, coşkular, şeyler ya. Şimdi TJ Maxx mağazasına geldik. Benim en sevdiğim yerlerden bir tane. Klasik benim bayıldığım köşe kutular. Nerede kutu ben oradayım. Çok seviyorum. Bütün evim kutu olsun yani. Hiç umurumda değil. Bence çok güzel. Hem böyle organize olmak için de çok ideal bir şey. Bir de buradaki dekorasyon şeylerini de çok seviyorum. İçerisinde mum koymalık yerler var. Çok güzelmiş. Yani ortaya alıp bunu koymayalım mı? İçine de meyve koymayalım mı? O ilk evlenirken yani anne baba evi dizerken falan alınır bu, anladın mı? Onların parasıyla alınır. Anne baba buna para vermez. Bu ne çocuğum der. Bunu gitti sokaktan evet, topla doğru. Kendin yap. Kaynağı. Düşünsene gelin kaynağıyla geziyor. Bunu alabilir miyiz diye. Nasıl gelin buldum ben. Gümüş orada. Alalım kızım derim. Ya şimdi buradaki her şeyi olsun istemez misin evinde? İstemezsin sen çünkü erkeksin. Şu falan yani ne bileyim, al bak maske koymuşlar ya. Deniz, nasılım? Aynı sen. Allahsızlar bak, hatayı bizden kesmiş, gördün mü? Gördüm. Düz yapmış. Bunu satın alır hayatta mıyım ben? Hayatta da almayız. Hayatta alma. Kırarım ben bunu, getir. Göktürk'ün mottosunu bulduk. Kahve iç, kitap oku ve mutlu ol. Başka da bir şey istemez bu garibim. Yürüm. Çok teşekkürler. Dur gözlerinizin içine bakayım. Gezinirken bakın ne bulduk ya, şaka gibi. Bunu kim alacak evinde de koyacak bilmiyorum ya. Kaç para? Bedava vermezseler zaten koymam da. Kaç para? 649 ne dolar. Üzerine ya? Vergi 1000 dolar diyor. Compare diyor 1000 dolarla diyor. Şimdi de TJ Maxx'teki güzellik kısmına geldim. Şimdi böyle bakınırken ne buldum size göstereyim. Bu beauty blender'ın minikleri çıktı ya, hani yeşil renkte olanları. Yine başka bir marka onun miniciklerini çıkarmış direkt. Elizabeth Arden falan mesela böyle bir seti var. Bunun fiyatı 25 dolara düşmüş. Hanımefendi çekmeniz yasak. Ne diyorsun? Oo, burada 8 tane far, 6 dolara. MAC Studio marka. Baby Lips'ler zaten aslında uygun fiyat. 3 dolar falan civarında ve 2 dolara düşmüş burada. Şu tatlıymış yine ufak ufak. Nail art için taşlar, böyle zımbalar falan var. Oo, asıl şuraya gelin bakın kızlar. Deborah Lipman ojeleri çok pahalı normalde. 15 dolar diyebiliyorum her bir tanesi. Şu anda bu kısımda her biri 6 dolara düşmüş. Parfümler kısmına geldik. Burada mesela Burberry'nin parfümleri de indirime düşmüş. Şu mesela 30 dolara düşmüş body tender olanı. Normal body'si şu 25 dolar, şu 30 dolar. Clinique'in bu ikili seti kaça düşmüş? 50 dolar. Aslında hala pahalı. Bunun daha da fazla düşmesi gerekir. Şimdi de defterlerin olduğu yere geldim. Ben burada zaten kendimi kaybediyorum. Her seferinde hangisini alsam diye. Şimdi bir tane elimde var. Diyor ki kendine bir içki koy, biraz ruj sür ve kendini toparla diyor. Çok beğendim bu defteri. Bunu alacağım şimdi. Göktürk'ü de buna bakarken yakaladım. Neler var içinde? Üstünde bu arada ya diyor ki... Bunların hepsini biliyorum zaten de. Bir erkeğin bilmesi gereken her şey diyor. Ne varmış? İlk sırada kamp ateşi nasıl yakılır vardı. İkinci sırada da poker kurallarını biliyor musun? Wow. Daha sonra da bebek nasıl tutulur? Ben bu şey nasıl patlatır var. Bira şişelerinde falan böyle şuradan açarlar ya. Evet. Onları falan. Çok iyiymiş. Aynalı bakın yine çekmeceli. Ve üstünde yine günlük makyaj malzemelerinizi koymalık harika bir şey var. Yanındaki ufacık aynaya bakar mısınız yalnız? Minicicik 8 dolarmış. Yeni evlenecek olanlar bayılır herhalde şöyle şeylere. Ben de çok sevdim şimdi böyle. Çok tatlıymış. Şimdi TJ Maxx'ten eve geldik. Size neler aldığımızı gösterelim dedik çok kısa. Göktürk de gösterecek. Haydi bakalım sen neler aldın göster. Ya hemen göstereyim. Bu bana bu imkanı bana sunduğunuz için çok teşekkür ederim öncelikle. Evet. Evet, ben kendime oradan TJ Maxx'ten çok güzel yemeklik şeyler aldım. Evet. Hemen şöyle göstereyim. Görün. Yaklaştırma, sen de dursun o tarafta. Şöyle yapayım. Görün. Görünüyor mu şöyle? Evet, şuradan göstereyim. Ben yağ aldım kendime. Evet. Yağ derken bu bakım yağı falan diye bildiğin yemek yağı.
Ama özel, İtalya'dan özel gelmiş. Göktürk bu arada TJ Maxx'i mutfak kısmına, yiyecek kısmına çok sever, bayılır. Evet, bak bu yağ, bu yağlar şey yağları, olive oil. Neydi? Yani zeytinyağı. Bunlar da bak ekmek bandırmalık yağlarmış. Bu çok özel, çok güzel. Evet. Hazır mısınız bunun için? Hazırız. Pekala. Böyle de şöyle göstereyim. şöyle yaparsam. Ters çevir. Şöyle yaparsam. Evet, şimdi okunuyor. Bu da İngiltere'den özel, benim için özel olarak getirmiş TJ Maxx. Evet. Üzerinde yazıyordu Göktürk to Turk diye. bu da şey, English breakfast tea. Ben çay hastası ve kahve hastası biri olarak alıyorum. Şey, bu kutusunu falan çok beğendim. İngiliz vari şeyler var. Tam böyle bunun içine bitirdikten sonra hani kurabiye falan koyacaksın. Aynen, aynen bunun aynısını, bir de kurabiyeler var. Bunu öyle böyle mi? Birleşik satıyorlar. Çay ve kurabiye sanki kendilerininmiş gibi, bu İngilizler var. Sanki çay onlar yaptı. Beni sinirlendirmesinler. Gelsinler bizim bir çayımızı içseler de görseler. Vallahi billahi. Evet. Çok güzel şeyler almışsın. Ay. Çok teşekkür ederim bana bu dakikaları verdiğiniz için. Kendinize iyi bakın, iyi bakın, kendinize iyi bakın. Ben de hızlıca ne aldığımı göstereyim. Zaten çok az bir şey aldım. Bir tanesi bu MD Selections isimli bir tane markadan. Glycolic Hydrating Serum diyor. Yani glykolikli glykolik içerisinde var. Ve nemlendirici serummuş. Fiyatı da $20'dan $10 düşmüş olduğu için denemek istedim. Bu aralar kış aylarında çok fazla cildim kurudu. Nemlendirmek istiyorum. Ama üzerindeki yazıyı çok sevdiğim için bunu direkt aldım. Ama o alışverişimi de eğer izlemediyseniz, eğer onu önce yayınladıysam ekranda linkini görebilirsiniz, onu izleyin. Bir tane de fırça buldum. Make Up For Ever'ın böyle gördüğünüz gibi ufak bir fırçası. Tam böyle seyahatlik falan ya da böyle, bu aslında her şey için kullanılır. Çok da küçük değil. Mesela aydınlatıcı için, burun kenarını kontur yapmak için bence çok amaçlı kullanılabilecek bir şey. Böyle üzerinde etiketi yoktu ne kadar olduğuna dair ama numarası var. Make Up For Ever diyor, 150W'ymuş adı. Bunu kasaya götürdüm. Üstünün etiketi yok ne kadara hani satarsınız diye. Adam bana dedi ki $1 olsa alır mısınız? Ne diyorsun dedim ya. $1 ne demek yani? Küçük boy olsa bile bunların zaten full tam boyları $40 falan. Bu küçük boyu en azından $20 satılırdı. $1 bu fırçayı almış oldum ve gerçekten çok sevindim. Bu videoda böyle. Bu videoda bu haftalık böyle geçti. Aşağıda yorumlar kısmına bu videoda gösterdiklerim içerisinden en çok hangisini beğendiniz onu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok meşhur olan ürünlerden bahsedeceğim. YouTube'da ve blog dünyasında çok fazla methedilen ürünler hangileri ve bunlarla ilgili benim düşüncelerim nelerdir? Bunları paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve hemen başlıyoruz.